Ver Çay Time, beşi bir yerdeyi sunar. Teşekkürler efendim. Efendim bir haftadan sonra beşi bir yerdeyle karşınızda olmanın hakkını gururunu yaşarken bugün Tokat'tan Aşık Eşref'ten alınan güzel bir türküyle programı açtık. Ve Tokatlı Ozan son yılların yetiştirdiği büyük ozanlardan bir tanesi. Kıvırcık Ali'mizin de dün ölüm yıl dönümüydü. Buradan bir kez daha rahmetleniyorum. Hepinize hoş geldiniyorum. Hemen Taner Hocam sizden başlayalım şöyle. Evet, bir hafta geçti. Biz türküleri söylemeyi özledik. Beraber türkü meşk etmeyi özledik. Eminim ekranları başında bizleri izleyen dostlarımız da bizimle beraber söyleyeceğimiz türküleri, söyleyeceğimiz yeni besteleri, anonim türküleri merakla bekliyordur. İyi bir program olsun dileyelim. Sağlıklı saatle programın son türküsüne kadar neşeyle, hüzünle, kederle, türkülerin içinde ne varsa onunla beraber duygulanalım diyor. Kıvırcık Ali ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Kıvırcık Ali, evet, yıllarca müzik sektöründe adını çok büyük harflerle yazdırdı. Kısa ömründe halk müziği için çok önemli işler yaptı. Önemli bir bestekardı. Yöresinin de önemli bir değeriydi. Ama ulusa mal olmuş bir isim olduğu Kıvırcık Ali. Üzülüyoruz hatırladıkça. Daha yaşasaydı nice besteler belki çok eserler bırakacaktı.
Ruhu şad olsun. Rahmetle, özlemle teşekkür ediyoruz Hüda Hocam. Evet Sedat'cığım, biz de bir hafta sonra tekrar burada ekranların karşısında olmak bizleri mutlu etti tabii. Kıvırcık Ali ile biz yıllarca aynı sahneyi paylaştık. Birlikte aynı yerlerde çalıştık. Yaklaşık 10 yıl önce de büyük bir kalabalıkla onu ebediyete uğurladık. Buradan ne diyelim, huzur içerisinde uyusun sevgili arkadaşımız, dostumuz. Üzülüyoruz, üzüntü içerisindeyiz tabii. Fakat ekranlar başındaki sevgili dostlarımız, buradan onlara da kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum ben. Bugün buraya gelirken yolda düşündüm, yol derken çok ciddi mesailer harcıyoruz tabii. Ben karşıdan geliyorum. İstanbul trafiğini biliyorsunuz sevgili dostlar. Bir de akşam trafiği olunca, bir de hava yağışlı olunca 3 saati buluyor buraya ulaşmamız. Bu tabii çok ciddi mesaiyi gerektiriyor. Buraya gelirken şunu düşündüm. Ya biz ne yapıyoruz? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Niye türküler söylüyoruz diye düşündüm. Yani amacımız nedir? Niyetimiz nedir diye düşündüm. Aslında iyi niyetliyiz hepimiz buradaki arkadaşlarımızla birlikte. Gerçekten iyi niyetli olduğumuzu düşündüm. Buradan bir çıkarımız falan da yok bizim. Geliyoruz öyle türkü söylemek adına sadece. Türkü söylerken çok mutlu oluyoruz. Sizler de bizi dinlerken herhalde mutlu oluyorsunuz diye düşünüyoruz. Bizler türkü söylerken iki katı kadar daha mutlu oluyoruz. Burada bir gönül yoldaşlığı yaptık arkadaşlarımla birlikte. Gönül kafayla yüreğin arasındaki bir yer, gönül. Gönül bağımız var. Hepimiz iyi niyetli arkadaşlar. Yine bugün de her hafta olduğu gibi yaklaşık 3,5 aydır türkü söylüyoruz. Evet. Değil mi burada evet. Ekranların başındaki dostlarımıza? Niye yapıyoruz bunu? Herhalde daha çok mutlu olmak adına yapıyoruz. Sizleri de birazcık mutlu etmek adına yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu korkunç durumu bir nebze de olsa hafifletmek adına, sizleri mutlu etmek adına türkü söylüyoruz. Bu akşam da yine türküler söyleyeceğiz. Umarım güzel bir akşam yaşarız hep birlikte. Hepinize türkü dolu bir akşam diliyorum. Teşekkür ediyoruz Erol'cum. Evet, bu hafta da sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum Erol Aydoğan olarak. Birincisi buraya gelirken ki mutluluğum. İkincisi de eve dönerken. Çünkü yolda polis çevirdiği zaman izin kağıdımı göstermenin keyfi çok çok başka oluyor. Çok hoşuma gidiyor yani. Demek ki kendisinden şüphesi olan, şüphesi olmayan, kendisinden şüphesi olmayan birisinin hiçbir şeyden çekinmesine, korkmasına gerek yok. Her şeyimiz güzel olsun hayatta, nizami olsun diyorum. Güzel eserler hazırladık bu haftada. Ekran başındaki izleyenlerimize de iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyoruz Fatih'ciğim. Hemen senin de sözünü alalım, peşinden de eserini tamam. alalım. Öncelikle birçok konserde aynı sahneyi paylaştım ve paylaşmaktan şeref duydum. Kıvırcık Ali, özellikle Kıvırcık Ali'mize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki onlar bedenen toprak altında olabilir ama türküleriyle, o güzel nameleriyle ve bıraktıklarıyla bizler onları anmaya devam edeceğiz. Allah nur içinde yatırsın. Evet, bugün de birbirinden güzel türkülerle keyifli bir program inşallah hep beraber dostlarımıza güzel vakitler geçireceğimize inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Hemen eserini de alalım peşinden. Bende mi bugün? Evet. Peki. En son Taner abideydik. Thank you.
ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşi bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi ülkece isteklerim oldu arasında. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılar basıyorum. Bu son olsun, bu son olsun. Deniz oldaktan olayım, sahil ol kumun olayım. Deniz oldaktan içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü bütün saatleri böylece dondurabilmek için çıldırasını paraladım kendim. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkarım. Olsun gözüm olsun, ne olacaksa olsun. Bırak elli derse desin, söylensin. Bırak elli derse desin, doğru yalan söylensin. Senin sesine benzesin, sözümü maviye boya. Senin sesine abimize bu türkünün yazarı, evet, bestecisine buradan selamlar olsun, sevgiler, saygılar. Fransa'da yaşıyor kendisi. Evet, evet, evet. Selam olsun. Haydi bakalım.
99 yaram var. Sen açtırdın 100 yaram. Düz tarayar, düz tara. Yar zülfün düz tara. 99 yarın var. Sen açtırdın 100 yara. Uyanman aman aman. Burası Adıyaman. Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Reklamlardan sonra konuşacağız ama bir çaya gitmemiz gerekiyor. Bir çay içelim. Çaydan sonra tekrar karşınızdayız. Lütfen kumandaları bir yere saklayın. 52 ekranlarından ayrılmayın efendim. Reklamlar. Süzer Çay Time'ın sunduğu Beşi Bir Yerde devam edecek. Evet kıymetli dostlarımız, şu anda Çay Time Genel Merkezi'nde yönetim kurulu başkanımız Sayın İsa Başarslan'la beraberiz. Ve ben kendisine çok merak ederek sormak istiyorum. Bu çayın diğer çaylardan farkı, özelliği nedir? Aromasının yüksek olması. Onu da Türkiye'nin yüksek yörelerinden topluyoruz. Yani rakımı yüksek olan bölgelerden aroması güçlü olsun diye. Aynı zamanda
hibisküsle bunu güçlendiriyoruz. İnsanların da sağlığını güçlendiriyoruz aynı zamanda. Bunu faydalı proje olarak inşallah devletimize de sunduk. Tanıtım amaçlı şu anda herkes bunu içsin, tanısın, bir an önce yayılalım diye bir demliği 1 lira yaptık. Şimdi tam ben de onu soracağım başkanım. Buraya gelirken biz kameraman arkadaşımla beraber sevgili Adem'le otobüslerin arkalarına billboardlarda kocaman ilanlar vermişsiniz. Gördük. Çok da dikkatimizi çekti. Bir demlik çay 1 TL diye aslında gurur da duymadık desek yalan olur. Nedir bunu bir demlik çay 1 TL'ye? 1 TL verdiği zaman vatandaş evinde kaç bardak çay içecek? Şimdi 1 TL'ye 1 lira çay aldığı zaman 15 bardak çay içecek. Ve lezzetli bir çay içecek. Ve tavşan kanı bir çay içecek. Siz şimdi hem vatandaşın cebini hem sağlığını düşündünüz. Biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi hibisküs dediniz, doğru mu? Bu kolesterolü dengeliyor. Dengeliyor, şekeri baskı altına alıyor, tansiyonu dengeliyor. Aynı zamanda kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Vallahi tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bildiğim kadarıyla yurt içinde birçok yere açıldınız. Yurt dışı çalışmalarınız var mı? Var. Analizlerimizi çıkardık, devlete sunduk. Devletten uygunluk belgesini aldık. Yurt dışına, Avrupa Birliği ülkelerine. Bismillah dedik, işte ilk malımızı şu anda basıyoruz. Gönderdiniz. Tabii tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Efendim kazancınız çok, ömrünüz uzun olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve soruyorum. Sayın Başkan, bu çayın diğer çaylardan farkı nedir? Özelliği nedir? Çünkü vatandaş soruyor bize. Lütfen biz bunları sizin ağzınızdan, en yetkili ağızdan duymak istiyoruz. Şimdi biz farklı bir çay üretmek için Türkiye'nin yüksek rakımlı bölgelerinden çay topladık. Ne oldu? Rakım yüksek olunca aroması da yüksek oldu. Bunu hibisküsle destekledik. Hibisküsün özelliği de insanların şekerini baskı altına alıyor, kolesterolünü düzenliyor, tansiyonunu düzenliyor, kalp damarı hastalıklarına iyi geliyor. Bunu bilimsel olarak kanıtladık. Devletimize de sunduk. Satışımıza başladık. Şimdi başkanım, biraz önce dediniz ki hibisküs kattık içine. Bu hibisküsün sağlığa faydası nedir? Biraz önce söylediğim gibi kolesterol düzenliyor, şekeri baskını altına alıyor, tansiyonu düzenliyor, kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Yani mucizevi bir bitki. Şimdi biz sevgili Adem'le beraber çekime gelirken bir şey daha dikkatimizi çekti. Önümüze tesadüfen bir otobüs durdu. Otobüsün arkasında kocaman bir yazı. Bir demlik çay 1 TL. Biraz daha gittik, billboardlarda gördük. Kocaman billboardlara reklam vermesiniz. Bir demlik çay 1 TL. Bunun aslı asları nedir? Şimdi çay ürettik ama tanınmıyoruz. Tanınmak için billboardlara, otobüslere reklam verdik. Aynı zamanda burada kar amacı gütmeden bir demli çayı biz dedik 1 liraya satalım, tanıtalım. 1 liraya sattığımız çaydan bir demlikten 15 bardak çay çıkıyor. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir aroma, mükemmel bir renk. Bunu satışa sunduk. Başkanım, bunu yurt içerisinde birçok kafelere, restoranlara, otellere, lokantalara verdiniz. Görüyoruz bunu gittiğimiz zaman. Peki yurt dışı ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Var. Şimdi Avrupa Birliği'ne bu malı gönderdik. Analizlerimizi yaptık. Uygunluk belgelerimizi aldık. Şu anda İngiltere'ye ilk malımızı gönderdik. Şu anda İngiltere'yi üretiyoruz. İnşallah sırada diğer Avrupa ülkelerinde inceleniyor, bakıyorlar, şey yapıyorlar. Hatta üniversitede birkaç tane profesörle karşı karşıya geldik. Yani tanıştık, onlara bu çayı tanıttık. Hemen aldılar, ülkelerine gönderdiler. İnşallah oralardan da talebe göre üretim yapacağız. O zaman biz de bir vatandaş olarak diyoruz ki hemen şöyle bardakları elimize alıyoruz ve diyoruz ki sizler için afiyetle içiyoruz, siz de için. Süzer Çay Time, rengiyle iddialı, tadıyla iddialı, fiyatıyla iddialı. Bir demlik çay 1 lira. Yanlış duymadınız. Bir demlik çay 1 lira. Doruk Arsa Ofisi. Lüleburgaz Tatarköy'de 250 metrekare özel parseller Doruk Arsa Ofisi'nde. İmar planı içerisinde yol, elektrik ve suyu yanı başında, yerleşim yeri yanındaki özel parselleri kaçırmayın. 35 bin lira peşin, kalan 20 bin lira 24 ay vadeyle tapu masrafsız sizleri bekliyor. Hemen tapu teslim, vade farkı yok, banka yok,
Kefil yok, ipotek yok. Hemen arayın 0541 522 58 58 0212 892 34 58. Doruk Arsa Ofisi. Kazancınızı doruklara çıkarın. Gümüş İnşaat'tan altın değerinde bir proje. Teras Selimiye. 125 ve 135 metrekare anahtar teslim 3+1 lüks daireler sizleri bekliyor. Bu eşsiz projede daire sahibi olmak için acele edin. Teras Selimiye, Gümüş İnşaat kalitesiyle. Ordu evleniyor. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşil Yaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Boutique Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın. 0543 441 3344. Ramadanlar, temelinde güven var. Tam 15 yıldır Ordu'da Topçuoğlu Isı Market olarak hizmet veren firmamız, şimdi Topçuoğlu Yapı Market olarak hizmet ağına bir yenisini daha ekliyor. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle ve 15 yılın verdiği güvenle artık taahhüt, tadilat, proje işlerinizi dünya markası bayiliklerin ürünleriyle birleştiriyor ve müşterilerimize sunuyoruz. Sizlerle birlikte çok yol kat ettik. Aynı inançla Ordu'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. Topçuoğlu Yapı Market. Güven zaman işidir. İşinizi şansa bırakmayın. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Zor bir seneyi geride bırakıyoruz. Her sabah aydınlık bir güne uyanalım. Karadeniz önümüzde engin ufuklar açsın. Mutluluk evimizden başlasın. Tüm sevdiklerimize yayılsın. 2021 bize umut olsun. Temiz hava, sağlıklı bir nefes olsun. Yeni yılda eviniz mutluluk kaynağınız olsun. 2021 hepimize umut, mutluluk getirsin. Sağlıklı seneler ordu. İyi seneler ordu. Nezaket Hanım Konakları. İş dünyasından bir konuğumuz var. İş dünyasını konuşacağız. 2020 nasıl geçti? Pandemilerin etkisi nasıl oldu? Onları değerlendireceğiz. Çok değerli iş insanı Güray Aksoy'la yapacağız bu değerlendirmeleri. Hüseyin Karataş'ın hazırlayıp sunduğu Vizyon programının bu haftaki konuğu iş insanı Güray Aksoy. Mart ayında pandeminin ilk kısıtlamaların başladığı dönemde mobilya sektöründe ciddi problem yaşadık. Vizyon saat 20'de TV 52 ekranlarında. Süzer Çay Time'ın sunduğu Beşi Bir Yerde devam ediyor.
keşke sevmez olaydım. Elim boynum daraldı aman aman. Elim boynum daraldı. Oy neymiş neymiş aman aman. Geçtiğimiz haftalardan da çok istek vardı bu türküye. Reklamlarından sonra karşıyız ama bu türküyü birkaç kişiye göndermem gerekiyor. Özür diliyorum hepinizden. Sevgili Hakkı Çam, Altman sponsorlarımız, bize elektronikte destek veren Cemal Genççe'ye ve Ahmet, hemen bakıyorum, sevgili Mürsel Bayram ve Ahmet Bayram'a, bunlar benim dükkan komşularım. Buradan da selam olsun. Aybas'ın damadı Mürsel abi, selamlar olsun. Sana da armağan olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Hocam, ben de ilk defa duydum bu dörtlüğü. Yılan çıkar kamıştan, su neylesin. Orijinalinde var. TRT kayıtlarından evet, çıkarttım. Ne güzel. Ya aslında orijinali böyle okuyorlar. Yıldıray Çınar derlemesiydi değil mi? Yıldıray Çınar kaynak. Evet evet, Yıldıray Çınar'dan. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Abi. Evet, biz de bir Karadeniz'e doğru gidelim. Haydi sevgili bakalım. İbrahim Can dostumuzun bir eseri. Çoğu insan da Giresun'u bilir. Artvinli değil mi? Giresun, İbrahim Can. İbrahim Can, Artvinli... Giresun. Giresun. Ha, Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın.
ne işlerin var idi? Siz dağ başlarında nedir başıma gelen gencecik yaşlarında? Gencecik yaşlarımda, gencecik yaşlarımda, oy oy. Nedir başıma gelen gencecik yaşlarımda, gencecik yaşlarımda, gencecik yaşlarımda. Gidemiyorum yaylaya, yaylada yaylamaya. Gidemiyorum yaylaya, yaylada yaylamaya. İki sene düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. İki seneden beri düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. Bahar rüzgarı erir dağların karı, esti bahar rüzgarı da erir dağların karı. Vermiyorlar adama gönül sevdi yari, vermiyorlar adama da gönül sevdi yari. Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i, yalvarırım Mevlam'a da ayırma ikimizi. Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i, yalvarırım Mevlam'a da ayırma ikimizi. Yola gidiyorum, yola gidiyorum İstanbul'a. Yola gidiyorum, yola da gidiyorum İstanbul'a. Ayrıldım sevdiğimden gözlerim dola dola. Ayrıldım sevdiğimden de gözlerim dola dola. Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i, yalvarırım Mevlam'a da ayırma ikimizi. Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i, yalvarırım Mevlam'a da ayırma ikimizi.
Güdene gönlüne sağlık hocam. Abi bizi yaylalara götürdün ne güzel. Aynen öyle. Yaylalara gittik. Yüreğine sağlık. Bir dolaştık şöyle bayıdan baya. Kızılaşı. Kendine sağlık. Kendin hocam. Ben gitti bana. Merhaba abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey iyi vallahi. Sizden de eseri nasıl alırsak program bugün? Daha da güzel olacak inşallah. İnsan buradan da başlayınca orada öyle bir tuhaf oluyor. Bir gibi tuhaf gibi gibi normal gelir. Ya aslında ben keyif alıyorum tabii, yani dinlemek de, dinleyici olmak da, keşke seyirci olsaydı stüdyomuzda. İnşallah o günler olur. Seyircili programlara özlemimiz arttı. Bu vesileyle bunu da dile getirmiş olalım. Yakında karşıtları çok ama aşının çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel seyirciye kavuşabilmek için, bir an evvel çocukların annelerine babalarına kavuşabileceği, bir an evvel annelerin babaların çocuklarına, uzun zamandır ev ziyaretleri yapamayan evlatlarına, biliyorum bir kesim var çok dikkat ediyor, biliyorum bir kesim var hiç dikkat etmiyor. Benim dikkat eden kesim, o dikkat eden kesimin hassasiyetleri aynı düşüncedeyiz abi. Fatih evet, biraz üstüne alındın ama yok, gene toplumun genelinden bahsediyorum. Çok önemli abi yani. Gerçekten o hasretin bir an önce bitmesini, insanların birbirlerine galiba hasret Şubat, bitip kucaklaşacağı Şubat ayı gibi normalleşecek gibi bir durum söz konusu. Bunun tek çaresi aşılanmaktan geçiyor. Ben evet, toplumsal sorumluluğumu yerine getireyim. Aşı bu işin kurtuluşudur. Ne kadar çırpınırsak çırpınalım aşı olacağız. Aşı olmak zorundayız, ha güvendiğinden emin olarak bunun bilim adamları tarafından güvenli olduğu söylendiği zamanlarda aşı evet olmak bizim görevimiz. Tabii, tabii. Bir Karacaoğlan türküsü söyleyelim. Böyle insan çok düşünüyor biliyor musunuz? Böyle sıra beklerken neler neler geliyor insanın aklına. Çok ben çok merak ediyorum. Acaba bizi şöyle karşıdan bir seyrederek bizi ne deriz acaba bize yani? Öyle bir şansımız yok değil mi? Ne kadar güzel çalıyorlar, söylüyorlar, muhabbet ediyorlar derler herhalde. Evet, bir Kazım Birlik bestesi, Karacaoğlan sözleri, Yeşilbaşlı Gövel Ördek diyeceğiz. Alışkın
sazlarım var. Şahinim var, pazarım var, telal aşkın sazlarım var. Yâre gizli sözlerim var diye. Sağlık. Harika. Uzun zamandır dinlemediğimiz, çok sevdiğimiz bir eser var olasın. Kazım Birlik çok Karaca özel mi? Besteleri vardır Kazım Birlik. Karaca olan sözleri de müzik de müziği yapan üstadı da yad edelim. Karaca olan zaten bir destan kendi başı başına, evet. Bir okul olur yani. Teşekkür ediyorum. Fatih'cim hızlı hızlı hemen geçelim. Tamam. Keşik sende. Keşik bende. Ama şimdi Fatih'in başka bir özelliği daha var. Esere geçmeden önce Fatih'in. Abi dedim, yok yapacağım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, Fatih zaten ses olarak muhteşem bir ses. Estağfurullah. Her yöreden, her türkülerden okuyor. Ama onun yanında da sizin belki bilmediğiniz, birçoğunu bilmediği farklı bir özelliği var. Çok güzel taklit yapıyor sevgili Fatih. Hemen birkaç tanesini esere girmeden alalım. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim çok kısa. Yaklaşık 25 sene önce... O zaman en çok izlenen televizyonlardan biri. İsim verebiliyoruz değil mi? Tabii veririz. ATV'de iner misin çıkar mısın diye bir yarışma var. Evet. O çok revaçtaydı. Hani şu anda nasıl Survivor izleniyor. Birçok kişi de oradan şu anda meşhur oldu. Evet. Şimdi orada benim Şafak Sezer seçmişti beni taklit dalında. O da nasıl oldu? Annemin aramasıyla oldu. Benden habersiz annem aramış. Neyse ATV'ye gittik. Şafak Sezer de beni seçti. Ama ben böyle arkadaş arasında yapıyordum. Böyle hani arkadaş arasında ufak tefek taklitler yapıyordum. Annemin gazıyla, biraz da İbrahim abinin de buradan, Yılmaz kulakları için de onun paradileriyle. İbrahim abi zaten bunun şeyi, ne derler, duayeni. Aynen öyle. Abi gittik, yarıştık. Birinci oldum. Yani dört yarışmacı var bir dalda. Bir dalda dört yarışmacı. Yani üç yarışmacı elemek zorundasın. Anlaşıldı, TV52'de yeni bir program. Aynen öyle. O değil. Birinci oldum. İşin enteresan tarafı. Ben birinci olduğuma inanamıyorum ama kameralar gösteriyor ama ben böyle. Neyse yarı final oldu. Bir birincilik almış şeyler, yarışmacılar. Abi onda da birinci oldum mu? Oh. En büyük finale çıktım orada. Tabii iki tane televizyon aldık o zaman. Topladım bütün mahalleyi. Gelin arkadaşlar, hediye çekler var. Şu zamanın belki 20 bin lira attığı sayılır. Dedim birçok arkadaşım işte oradan parfümler, işte üst baş, işte ne gerekiyorsa öyle bir şeyim vardı. Şimdi Sedat abi de onu dedi. Ama abi dedim yapma. Çünkü önceden yapıyorduk yani. Şimdi asbelkader bu iş. Olanla yetiniriz. Abi o zaman kısa bir Zeki Alasya o zaman bu sıradaki türkü anons etsin. Tamam, etsin öyle bakalım. Hadi doğaçta bakalım. İnan dedi yeter. Rahmet dedi. Recep İvedik'le sor. Yani. Yok Recep İvedik daha sonra. O da diğer program olsun. Rahmet de alalım. Evet. Programa sponsor niye arayalım, uğraşalım? Fatih'i gönderelim yarışmaya. Büyük ödülü alsın gelsin. Değil mi? Şimdiki ödüller daha arada, yüksek değil mi? Bu arada sponsorumuza teşekkür etmeyi unuttuk. Buradan Süder Çaytay Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Başarslan'a ve bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki şu anda kalabalık bir şekilde bizi seyrediyor. Selamlar olsun buradan İsa. Uyak dolu selamlarımızı gönderelim hemen. O zaman. Tamam, hemen alalım. Allah rahmet eylesin. Metin Akpınar'a cennet olsun. Metin Akpınar'ı da çok severdim. Tamam. O zaman Zeki Alasya'nın Metin Akpınar'a da Metin yok mu? O tam yok abi şu an. O tamam. Çalışıp gelirim bir daha. Peki.
Şimdi sevgili arkadaşlar, sıradaki türkü Mesuliye'den Ramazan Elba Şahit Ocağı Oydu Bazar Allah Metin. Haydi bakalım arkadaşlar. Aslında abla. Yesin. Sen de. Çıkmış orana gönüllerin oynasın. Hadi gülüm oyna bir tanem, bir de ben iki tanem. Dünya dolu yar olsa alacağım bir tanem. Hadi gülüm oyna bir tanem, bir de ben iki tanem. Dünya dolu yar olsa alacağım. Buradan da selam Ramazan olsun. Amcamızı mekana cennet evet, olsun. Ramazan amcamızın yer. Görüntüsü gözümün önüne geldi ya, sen çok, okurken. Çok tatlı aynen. Bir insandı. Ya. Yıllar çok evvel bizim eve gelmişti. Evde Mesam'a üye olmak istiyordu o zaman. Eserlerini notaya almak için. Ya çok da müşteripti bazı şeylerden. Ama o kadar korkutmuşlar ki Ramazan çok, amcayı. Evet. İşte alırlar bir eserimi de hani öyle hani şey yapar. Gizli işte telif hakkı ödemeden falan. Böyle kullanırlar diye çok korkuyordu, ödü patlıyordu. Ama geçmişte maalesef maruz kaldığı bazı yanlışlar vardı. Ama şöyle vardı. Şöyle bir şey canı var. Canı yanmış biraz. Ruhun şad olsun. Çok çok yani, çok değerli bir insan. Söylemeye çalıştığım şey şu. Eser, yani insan beden ölür, ruh ölümsüzdür, devam eder. Eserler de ne diyor ünlü ozan Aşık Veysel? Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara toprakta diyor. O bir eser bırakmanın ne kadar önemli olduğunu Ramazan amca yüzlerce yıl bu eserleri yürüyüp gidecek. En son derlemeleri ben yaptım, hala kayıtları var, size bir seyrettiririm. Soğanlık'ta turnalar abi,
Yaşar abi, büyük oğlu falan birkaç kişi vardı. Derleme yapmıştım ondan ben. Benim evdeki bilgisayarda kayıtlı. O derlemeler çok hala duruyor. Benim de 13-12 yıl önce yapmış olduğum albümde telli turnalar, iki turnam gelir diye. Yine yanılmıyorsam o da Ramazan Elbaşı'ndı mı? Ya da Rüştü Tuncalı'ndı mı? Rüştü hocamızın. Onu da Allah kanlarına rahmet eylesin. Bunlar değerli ozanlarımız. Aynen öyle. Erol'cığım. Ruhları şad olsun. Bu arada bu biraz önce senin okuduğun eser Yalova'ya gitsin. Sevgili Mehmet Armağan Yılmaz. Enver Yılmaz'a, Yılmaz kardeşlere, Yalova'ya kocak dolusu selamlar olsun. Darıca başından, Mesudiye Darıca başından benim eski sponsorlarım. Yılmaz ailesi seviyoruz sizi. Feyli Mehmet abim, Enver kardeşim. Beni bir akşam bir misafir ettiler. Hemen çok özür dileyeceğim sizden. Bu ekibi orada bir misafir edersin. Ben biliyorum, hiç şüphe yok ondan. Yalova'da mı? Yalova'da. Bir gece misafir ettiler beni. İnanın. Gece 3.30-4'e kadar türkü söyledik. Ne kadar güzel. 4'te yattık. Gondol evlerde yattık. Sabahleyin bir kalktım abi, var ya vücutumda ağrı denen bir şey kalmamış. Hani bilgisayar reset atarsın sıfırdan başlar ya. İnanılmaz derecede dinç kalktım. Bir de doğru düz uyuyamadım gece, yani 4'ten sonra yatınca. İnanılmaz rahat etmiştim. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. O zaman teklif bekliyoruz. Bir gün gidelim yani. Bir gün gidelim. Ne zaman istiyorsanız gidelim. Ben bir hafta sonu ayarlayıp hemen alo deriz. Sıkıntı yok. Hiç problem yok yani. Tamam. Hayır. Evet, reklam arasında beni arayan kıymetli dayıcım İbrahim okumuş, repertuarımı değiştirdi benim. Tamam. Bunu okumasın eve gelme dedi. Ben de korkudan başka bir türkü okumak istiyorum. Erzurum türküsü. Alvar Lefe'ye ait bir çalışma. Ya alınır Mevla'ya.
feyzi Rabbani ahalisi bulsun rahmı Rahmani, rahmı Rahmani. Lütfu Erzurum'dan gördüm ihsani, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Lütfu Erzurum'dan gördüm ihsani, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Ağzına gönlüne yüreğine sağlık. Erzurum kilidi. Evet, Dadaş yurduna selamlar olsun. Aynen, Erzurum kilidi olarak da geçiyor. Çok güzel bir eser. Benim de çok sevdiğim bir eserdir. Gönlüne sağlık. Biz de şöyle Zara'ya doğru bir gidelim. Rahmetlik Zara'da Halil'den alınan, Halil Söyler'den alınan Tevek'te Üzüm Kara diyelim. Salkımın beraber Üzüm Kara. Aynen öyle, sevinirim. Haydi bakalım. Vurguna yar 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 yar.
Fatma'm nereden öğrenmiş yar 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 yar. Fatma'm nereden öğrenmiş yar 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 yar. Çarşaftan bulatmayı dile dile yandın am. Ben o yâre vurguna yar 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 ama. Çarşaftan kol atmayı dile dile yandın am. Ben o yâre vurguna yar 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 ama. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Mekanı cennet olsun hocamızın. Pürda hocam hemen senden alalım eseri. Evet. O zaman biz de Erzincan'a doğru gidelim. Haydi bakalım.
yahut yaylasında aşarken yolu gördüm ki yaralı ağlar bir ceylan, ağlar bir ceylan. Avcılırmış kanla göm yere akar, iğneyler sızılar, ağlar bir ceylan. Avcılırmış kanla Yüreğine sağlık. Davut Sularen'in eseri. Evet, Davut var olasın Sularen. Hocam. Bu arada sazlarımızın iki tanesine sponsor olan Doruk Arzavuş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Doğru'na bir kez daha buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Ve müsaadeniz olursa boğazlarımızı ısıtmak için birer bardak çay içmek istiyoruz. Çaylardan sonra tekrar karşınızda olacağız. Lütfen ama lütfen kumandaları bir yere saklayın. 52 ekranlardan ayrılmayın. Daha size ne türküler söyleyeceğiz, ne türküler söyleyeceğiz. Hatta Fatih belki ikinci dönürken belki bir taklit daha yapabiliriz diyoruz. Reklamlardan sonra karşınızda olacağız. Metin Akpınar istiyoruz. Süzer Çay Time'ın sunduğu Beşi Bir Yerde devam edecek.
Evet kıymetli dostlarımız, şu anda Çaytay Genel Merkezi'nde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsa Başarslan'la beraberiz. Ve ben kendisine çok merak ederek sormak istiyorum. Bu çayın diğer çaylardan farkı, özelliği nedir? Aromasının yüksek olması. Onu da Türkiye'nin yüksek yörelerinden topluyoruz. Yani rakımı yüksek olan bölgelerden aroması güçlü olsun diye. Aynı zamanda hibisküsle bunu güçlendiriyoruz. İnsanların da sağlığını güçlendiriyoruz aynı zamanda. Bunu faydalı proje olarak inşallah devletimize de sunduk. Tanıtım amaçlı şu anda herkes bunu içsin, tanısın, bir an önce yayılalım diye bir demliği 1 lira yaptık. Şimdi tam ben de onu soracağım başkanım. Buraya gelirken biz kameraman arkadaşımla beraber sevgili Adem'le otobüslerin arkalarına billboardlarda kocaman ilanlar vermişsiniz, gördük. Çok da dikkatimizi çekti. Bir demlik çay 1 TL diye, aslında gurur da duymadık desek yalan olur. Nedir bunu, bir demlik çay 1 TL'ye? 1 TL verdiği zaman vatandaş evinde kaç bardak çay içecek? Şimdi 1 TL'ye 1 lira çay aldığı zaman 15 bardak çay içecek. Ve lezzetli bir çay içecek. Ve tavşan kanı bir çay içecek. Siz şimdi hem vatandaşın cebini hem sağlığını düşündünüz. Biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi hibisküs dediniz, doğru mu? Bu kolesterolü dengeliyor. Dengeliyor, şekeri baskı altına alıyor, tansiyonu dengeliyor. Aynı zamanda kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Vallahi tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bildiğim kadarıyla yurt içinde birçok yere açıldınız. Yurt dışı çalışmalarınız var mı? Var. Analizlerimizi çıkardık, devlete sunduk. Devletten uygunluk belgesini aldık. Yurt dışına, Avrupa Birliği ülkelerine. Bismillah dedik, işte ilk malımızı şu anda basıyoruz. Gönderdiniz. Tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Efendim kazancınız çok, ürününüz uzun olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve soruyorum. Sayın Başkanım, bu çayın diğer çaylardan farkı nedir? Özelliği nedir? Çünkü vatandaş soruyor bize. Lütfen biz bunları sizin ağzınızdan, en yetkili ağızdan duymak istiyoruz. Şimdi biz farklı bir çay üretmek için Türkiye'nin yüksek rakımlı bölgelerinden çay topladık. Ne oldu? Rakımı yüksek olunca aroması da yüksek oldu. Bunu hibisküsle destekledik. Hibisküsün özelliği de insanların şekerini baskı altına alıyor, kolesterolünü düzenliyor, tansiyonunu düzenliyor, kalp damarı hastalıklarına iyi geliyor. Bunu bilimsel olarak kanıtladık. Devletimize de sunduk. Satışımıza başladık. Şimdi başkanım, biraz önce dediniz ki hibisküs kattık içine. Bu hibisküsün sağlığa faydası nedir? Biraz önce söylediğim gibi kolesterol düzenliyor, şekeri baskını altına alıyor, tansiyonu düzenliyor, kalp damarı hastalıklarına iyi geliyor. Yani mucizevi bir bitki. Şimdi biz sevgili Adem'le beraber çekime gelirken bir şey daha dikkatimizi çekti. Önümüze tesadüfen bir otobüs durdu. Otobüsün arkasında kocaman bir yazı. Bir demlik çay 1 TL. Biraz daha gittik, billboardlarda gördük. Kocaman billboardlara reklam vermesiniz. Bir demlik çay 1 TL. Bunun aslı nedir? Şimdi çay ürettik ama tanınmıyoruz. Tanınmak için billboardlara, otobüslere reklam verdik. Aynı zamanda burada kar amacı gütmeden bir demli çayı biz dedik 1 liraya satalım, tanıtalım. 1 liraya sattığımız çaydan bir demlikten 15 bardak çay çıkıyor. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir aroma, mükemmel bir renk. Bunu satışa sunduk. Başkanım, bunu yurt içerisinde birçok kafelere, restoranlara, otellere, lokantalara verdiniz. Görüyoruz bunu gittiğimiz zaman. Peki yurt dışı ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Var. Şimdi Avrupa Birliği'ne bu malı gönderdik. Analizlerimizi yaptık. Uygunluk belgelerimizi aldık. Şu anda İngiltere'ye ilk malımızı gönderdik. Şu anda İngiltere'yi üretiyoruz. İnşallah sırada diğer Avrupa ülkelerinde inceleniyor, bakıyorlar, şey yapıyorlar. Hatta üniversitede birkaç tane profesörle karşı karşıya geldik. Yani tanıştık, onlara bu çayı tanıttık. Hemen aldılar, ülkelerine gönderdiler. İnşallah oralardan da talebe göre üretim yapacağız. O zaman biz de bir vatandaş olarak diyoruz ki hemen şöyle bardakları elimize alıyoruz ve diyoruz ki sizler için afiyetle içiyoruz, siz de için. Süzer Çay Time, rengiyle iddialı, tadıyla iddialı, fiyatıyla iddialı. Bir demlik çay 1 lira. Yanlış duymadınız. Bir demlik çay 1 lira. Sen sadece iste. O sana aşkını anlatsın. İster tek taşla, ister bagetle.
firması HRD sertifikalı pırlanta ürünlerle aşkın göz kamaştıran parlaklığını parmağında taşı. SK Diamonds, sevgi kadar derin. Ordu'da hangi mahallede yaşamak istersiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşam isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Prestij Karşıyaka Konutları Cumhuriyet Mahallesi'nde. Denize 150 metre mesafede, üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler. Hem yazlık, hem kışlık, hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak ikinci etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Allah bir de bin defa razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Orası iyi ki alanlardan almışız, çok memnun. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz Seyir Park'ta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan Seyir Park'ta buluşalım. Seyir Park bir alan yapı projesidir. Ordu evleniyor. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşil Yaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Boutique Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın. 0543 441 3344. Ramadanlar. Temelinde güven var. Merkezden çıkmıştık yola. Yaklaşık 1-1,5 saatlik yolculuğumuzun ardından Korgan ilçesine gelmiş bulunmaktayız. En aşağısı 5'ten başlıyor, yukarısı 50'ye kadar çıkıyor. Fiyatları neyi gerçekten? Hı-hı. Camiye gittim, onu bekliyorum. Biraz çazdık sağlık ocağında. Pazara geldim. Peki buranın nüfusu kaç? Burası belediyeydi daha önce, Çayırkent Belediyesi ve 6 tane muhtarlığı vardı. En büyük sıkıntı burada zaten. 6 muhtarlıktan tek muhtarlığı düştü, belediye de kapandı. 5300 en son belediye zamanında 5300 nüfusu vardı. Belediye kapandıktan sonra haliyle göç oldu. Şimdi sadece kıvırcıklarımız... Dalından organik. He, bunu böyle bir hobi, uğraşıyoruz kendimize. Yani bunu bir meşgale edindik. Başka... Sevgili seyircilerimiz, Ordu'nun Dünya'ya Açılan Penceresi TV52'den herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Mehmet Eriştil'in hazırlayıp sunduğu Harman programının bu haftaki canlı yayın konuğu İyi Parti İl Başkanı Ekrem Şentürk. Gündeme dair konuların yer alacağı bu programı sakın kaçırmayın. Harman her perşembe akşamı saat 20'de TV 52 ekranlarında. Süzer Çay Time'ın sunduğu Beşi Bir Yerde devam ediyor. Canım canım.
canım var canımda, oy dağlar, oy dağlar. Azrail'e borçlu kaldı, Azrail'e borçlu kaldı. Bir can yaradı, oy dağlar, oy dağlar. Yüreğine sağlık, var olasın. Erzincan'a gittik. Buradan da kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Evet, Erzincan'a. Salih'in alınan bir Erzincan türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen derlemecisi hocamızın. Mekanı cennet olsun hocamızın. Bu arada ben hala Yalova'da kaldım. Sevgili Mehmet Yılmaz'a yazıyorum bir taraftan. Normal gondol evleri termale çevirdik. Siz termal istiyorsunuz diye. Gideceğiz. İnşallah bu ayı atlatalım. Önümüzdeki içerisinde biraz daha dedi hafifletsin şey. Bu kadar zikrettikten sonra sen. Yok oo, yok çağırdı. Bence yarın zaten direkt valize yok çağırdı. Hepinize selamları var. Bu arada Çınarcık Belediye Başkanı Sayın Numan Süver Başkanımızın da hepinize çok çok selamlar var. Buradan da kucak dolusu selamlarımızı gönderelim başkanımıza. Biz evet, geçen sene gittiğimizde bizi yalnız bırakmamıştı. Sanırım yarın farklı bir şeyler olabilir. Yarın bir görüşme yapayım. Tamam. Önümüzdeki hafta farklı bir şeyler söyleyebilirim burada. Bu arada bugün benim yeğenim var Ankara'da, Ertuğrul. Gözlerinden öpüyorum. Onun doğum günü bugün. Gözlerinden öpüyorum paşam. Doğum günü kutlu olsun. Bütün doğum günü olanların da doğum gününü kutlayalım buradan. Fatih'cim hemen senin eserini alalım. O zaman sıradaki türkü kardeşimize doğum günü hediyesi olarak yazsın. Eyvallah, sağ olun. Güzel bir Aşık Emrah eseri gelsin. Tamam. Başıma hey, var ya da sana.
Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, hemen de senin son eserini alalım. Son tur hızlanıyoruz ki biraz süre evet. Yetiştirelim eserleri diye. Peki. Farklı bir tarz olsun. Haydi bakalım.
cefası yok, beni her gün ağlatmıyor. Kaprisi yok, gurur yok, senin gibi aldatmıyor. Hiç tasam yok, aşktan yana yaşıyorum kana kana. Hiç tasam yok, aşktan yana yaşıyorum kana kana. Unutturdu beni sana geceler. Sırdaşım oldu geceler, geceler. Geceler, geceler. Yoldaşım oldu geceler, sırdaşım oldu geceler, geceler. Evet. Harika. Gönlüne yüreğine sağlık. Ya okumuyordum çoktan da. Ya iyi ki de getirmişsin bugünü. Ben geçmişiz biraz eksikleriyle kabul ederim. Her oğlum, ama ben sana geçen hafta söyledim değil mi? Evet. Ben seni dinledim. Evet. Çünkü üstadım türküleri bir o kadar güzel söylüyor ama Ut'la beraber bu eserleri de çok güzel ben, ifade ediyor. Ben sevgili Erol'a programa davet ettim de aynı senin söylediğini söylemiştim. Evet. Bu da olacak. Udun'la gelirsin diye. Çok güzel. Da güzel oldu. Ağzına gönlüne yüreğine sağlık. İzin verirsen bir saniye verir misin bana? Tabii ki. Şimdi tabii birden fazla müzik tarzını icra etmek aslında olması gereken. Şimdi halk müziği okuyorum. Sen diyorlar sanat müziği okuyordun. Niye halk müziği okuyorsun? Sanat müziği okuyorum ya sen halk müziği okuyordun. Ama o zenginlik yani. Türk müziği. Şöyle, Türk müziği. Bu doğrusu şu. Aslında bu anlayış 1940'lı yıllara kadarki olan bir müzik anlayışı. Türk müziği üst başlık. Evet. Hani sanat müziği, halk müziği diye bir ayrım yok. Ayrım yok. Yok. Üst başlığımız Türk müziği. Bunun altında halk müziği, sanat musikisi, mistik formlar, tasavvuf musikisi tabiri de Amir Ataş Hoca ile beraber güncelleşmiş bir tabir. Dolayısıyla biz hiçbirini ayırmıyoruz. Üstümüze yakışan elbiseyi giyiyoruz. Zaten lehçeler, yöreler çalışınca değil mi? Üstüne de gayet güzel, gayet güzel yakıştı. Oldu. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Üstadım, biz de Tokat'a doğru gidelim. Hareketlenelim biraz. Evet. Abum abum diyelim. Kız abum. Doğru. Evet, kız abum diyelim. Haydi bakalım.
öder kuşları. Diyamanın taşları da cik cik öder kuşları. Dolanıyor boynuma da Şems-i kızın saçları. Dolanıyor boynuma da Şems-i kızın saçları. Diyabaya vardın mı da Şems-i kızı gördün mü? Diyabaya vardın mı da Şems-i kızı gördün mü? Şems-i kızın saçlarını eline ördün mü? Şems-i kızın saçlarını eline ördün mü? Eminem darı koydum ambara, Emine darıldın mı sen bana? Darılırsa var darım, Eminem dünya dolu yar bana. Eminem darılırsa var darım, Eminem dünya dolu yar bana. Eminem gidiyorum ben de bende, Eminem bir ardım kaldı sende. Eminem ayva gibi sarardın, Eminem din iman yok mu sende? Eminem ayva gibi sarardın, Eminem din iman yok mu sende? Eminem din iman yok mu sende? Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık hocam. Sağlık. Hemen. Ya ne güzel alalım. Ya ne güzel bir akşam. Ben de şimdi bir beste okuyayım o zaman. Haydi bakalım. Yakışır. Hayır Erol'cum dedi ya halk sanat musikisi. Evet. İşte seni sanat müziği okuyan bir başka yerde halk müziği okurken şaşırıyor falan. Evet. Bende de çok sık oluyor. Ben trombon sanatçısıyım. Normal trombon evet. Eğitimi aldım. Şimdi trombon çaldığımı bilenler tüp söylerken bağlama yerinde görünce ama müzik tabii insanların konuşabileceği bir tek ortak dil olduğu için doğru bir kenara her şey sana yakışıyor ayrı bir şey tarz ve üslup oturabilmesi için yıllar geçer. Bir insan Türk müziğini eğer o tavırla o tarzla öğrenmişsen eğer halk müziğini de bu kadar başarılı icra edebiliyorsan o senin öz başarın. Bir insan halk müziğiyle yoğrulmuş ya da sanat müziğiyle, beste müziğiyle yoğrulmuş ve öyle başlamışsa musikiye o tavrı oturtabilmek için yıllar geçer. Evet, son zamanlarda son bir 10-15 yılda Türkiye'de şöyle bir akım gelişti. Şu saçma sapan yarışmalar yüzünden. Herkes her şeyi okumalıdır. Buna ben bir noktada katılmıyorum. Herkes her şeyi okuyabilir ama okumalı. Tarzı ve üslubu oturtabilmek için yani çok önemli çalışmalar gerektirir. Özel bir tarza yüklendiğinde de bir insan çok kıymetli, çok değerli olur. Hepinizin kendine has tarzı ve üslubu oturduğu için bunu müziğe yeni başlayan arkadaşlarımıza küçük bir nasihat olarak vermiş olayım. Taner Hocam çok çok özür dilerim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Biz Koray'ı ilk başladığımızda daha önce de anlatmıştım bunu. Sevgili Mehmet Üçer'e de buradan selam olsun. Çalışmamızda dedi ki köyü olan var mı? Köye gidip işte çobanlık yapan var mı diye sordu. Bana çok tuhaf gelmiş tamam mı? Şimdi ben hani şimdi baktım kimsesi yok. Ben el kaldırdım. Ulan dedim ki acaba dedim, ayıp bir şey mi söyledim? Hani köyde olmak, çobanlık yapmak falan. Çay molası verdik. Dışarı çıkınca gittim yanına dedim ki hocam dedim içeride sordunuz. Bir tek ben çıktım. Yani dedim hani köy olmak dedim nasıl bir şey? Güldü. Dedi ki derse döndüğümüz zaman anlatacağım dedi. Döndük tekrar derse. Dedi ki ben dedi ilk derste dedi sormuştum hani köy olan var mı, köye gidip gelen var mı, o köylerde ekip biçen var mı, çobanlık yapan var mı diye dedi.
Bir tek dedi arkadaşınız çıktı. Kimdi o dedi. Ben el kaldırdım. Ayağa kalktı dedi. Kalktım. Dedi nerelisin sen? Orada oluyorum işte Mesut diye. Ooo dedi Efuli havaları falan işte neleri. Dedim hocam işte öyle böyle. Dedi ki niye sordun biliyor musunuz dedi. Arkadaş dedi reklamda geldi sordu bana dedi. Şöyle söyledi. Dedi ki yöresi olan dedi. Köyde dedi çobanlık yapan köye gelip giden arkadaşlarımız da dedi. Biz dedi Türk halk müziğinde yöre ağızlıdırız dedi. Ağzı dedi bozulmamıştır. Dolayısıyla yöre türkülerini çok güzel icra ederler dedi. Onun için de öğrenmek istedim hani köye gidip gelen varsa bağların dedi o köyden koparmadıysa ağzı dedi bozulmamıştır. Türkü ağzı dedi Türk halk müziğinde çok önemlidir. O ağzı dedi biz çok ararız. Onun için dedi sordum. Benim oradan kulağıma küpe kalmıştır. Şimdi Taner hocamı desteklemek anlamında söylüyorum. Hocamın yani Erol'un müziğe başlangıç aşaması tabii toprağından aldığı o kültür çok pekişmiş ve çok sağlam olduğu için sanat müziği eğitimini de aldığında sürede sanat müziğini o hançere çok farklı bir lezzet yumuşadığında biraz çok lezzetli oluyor. Şimdi şöyle tabii konu konuyu açıyor. Yani çok ince bir ayrıntı. Farklı tarzları okumak uçurumun kenarında koklanan bir çiçek gibi. Evet, çiçek mi? Çok güzel ama uçurumdasın yani. Çok hakim olmak lazım. Şimdi ben bu okuduğum eserleri en az 3 hafta, 1 ay çalışaraktan yıllarca da icra ediyorsun ama sahnelerde. Final sonuçta da finalde de ben bunu istediğim gibi okuyorum diyemiyorum yani. Hatalarıma bakıyorum. Keşke gidiyorum eve dinliyorum mesela. Keşke şurada diyorum o gırtlağı koymasaydım. Ne bileyim hani eksiklerim çok oluyor ama evet. Ama orta bir lezzeti tutturduğumuzu kendine az bir tavır üslup gelişmiş evet. Oturmuş olan tabii, insanlar tabii. Da böyle bir handikap yorum müziğe yeni başlayan arkadaşlarımız önemli olan da o zaten güzel sana türkü söyleyeyim kasap et derdinde kasap et derdinde de, köy dediğimizde şu an kendimi çok şanslı bir arkadaşınız olarak hissediyorum. Hepimizin köyü var. Genelde hep aynı köylüyüz. Köyümüz olduğu için çok şanslıyız bir defa. Şimdi ben bu trombonla ilgili küçük bir anımı anlatayım izin verirseniz. Ankara'da konservatuvarda okuyorum. Trombon eğitimi, batı eğitimi alıyorum. Yaz tatili oldu köye gittik. Şimdi işte çalışmamız gerekiyor. Kamusuz bir enstrüman olduğu için sürekli etüt yapmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Ben şimdi evde çalışıyorum. Çok fanfar sesi de çok güçlü çıkan bir enstrüman. Duruyordum, kapı vurulduk. Tahmin ediyorum. Açtık, baktık 3-5 kişi gelmiş. Dediler seni belediye başkanı çağırıyor. Allah Allah hayırdır niye çağırıyor falan. Ya işte niye dedim çağırıyor beni falan. Ya dedi belediyenin Bemece kamyonunun kornosu bozulmuş. Demin şu çıkan ses neyse, enstrüman neyse onu takacaklar falan diye. Bütün şeyler oluyor tabii. Oldu, o çok bilmiyor. İyiydi ya. Mükemmeldi vallahi. Tabii trombon bakır nefesli bir saz. Akumpanya bir saz. Brass ekibi olunca tek başına solo olarak kullanılmaktan ziyade işte yanında saksofon ve trompet. O zamandan sonra olması, hiç memlekette çaldım. Onlar birbirlerini tamamlıyor. Öyle yani. Eseri hemen alalım hocam. Yürü abi evet. Ondan sonra hiç memlekette çaldım. Bir daha çalışmadın değil mi? Trombon. Yok yani. Yok. Şimdi pazar günleri Hikmet Şimşek benim orkestra hocam. Onun konserleri olurdu televizyonda. O zamanlar TRT 1 var. Başka bir kanal yok. Onu herkes mecbur izliyor zaten. Pazar günü ilk Hikmet Şimşek geldiğinde o pazar konseri olduğunda televizyonu kapatırlardı bizimkiler. Yani o günlerden geldik evet. Bu günlere ya. Haydi bakalım hocam. Şimdi Yekta Aydın Hürda Aydın listesi okuyalım. Yekta hocam bana selamlarımızı gönderelim burada. En sıkı takipçilerimizden bir tanesi. Ellerinden öpüyoruz kıymetli hocamızı. Gidiyorum umudu deryaya sar.
yere daldım gidiyorum, umudu deryaya saldım. Böyle daldım gidiyorum, konup göçtüm eller gibi, akıp gittim seller gibi, bahçemdeki güller gibi, öyle soldum gidiyorum. Konup göçtüm eller gibi, akıp gittim seller gibi, bahçemdeki güller gibi, öyle soldum gidiyorum. Herkesi kendi haline, yola saldım gidiyorum. Herkesi kendi haline, yola saldım gidiyorum. Meyve olmaz kuru dalda, balık olmaz acı gölde, şu gönlümü yarı yolda kırgın buldum gidiyorum ben. Meyve olmaz kuru dalda, balık olmaz acı gölde, şu gönlümü yarı yolda kırgın buldum gidiyorum. Her şeyi hayıra yordum, boşa doldum gidiyorum. Her şeyi hayıra yordum, boşa doldum gidiyorum. Yekdayem avazımı kışa çevirdim yazımı, son kez şu gönül sazımı, işte çaldım gidiyorum ben. Yekdayem avazımı kışa çevirdim yazımı, son kez şu gönül ağzına gelene girene sağlık hocam, var olasın. Kader hocam, hemen senin de son eserini alalım. Uzun ömür diliyoruz Yekta hocamıza. Ellerinden öpüyoruz kıymetli hocamızın. Açalım bağlamı.
başım senin dünyanda. Zaten gelir yar başıma, zaten gelir dar başıma, dar başıma. Zaten gelir dar başıma, zaten gelir dar başıma, dar başıma. Sağlık. Kısa kısa ben son sözleri alayım. Haftaya görüşünceye kadar biz bir Yalova yapacağız gibi görünüyor. Durum öyle. Bu aydan sonra yapacağız Yalova'yı. Termale hemen gideceğiz. O program bitince, yok, türkü yok, söylenince hemen yok. Yok, hayır hayır, aldık sözünü, aldık. Aldık sözü. Tabii tamam, aldık sözü. Ya pandemi biraz bitsin, aşılansın bile. Aynen o öyle söyledi. Haftaya görüşünceye kadar sevgili dostlarımıza mutluluklar, sağlıklar dileyelim. Güzel türkülerle önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Sürda Hocam. Evet, ben bu akşam çok keyif aldım gerçekten. Her akşam olduğu gibi her salı günü burada çok güzel akşamlar yaşıyoruz türkülerle birlikte. O yüzden haftaya kadar sağlıcakla esenle kalın diyoruz.
Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Teşekkür ediyoruz Erol Hocam. Evet, kısa bir çay molası veriyoruz. Veda ediyoruz. Veda mı? Veda ediyoruz. Haftaya bu sene görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz Fatih Hocam. Bütün dostlarımıza teşekkürler ediyoruz. Bu saatlere kadar bizleri dinledikleri için. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Çok saygı teşekkür olur. Ediyorum. Ben de hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Saz ekibime çok teşekkür ediyorum. Efendim, bize alt bantlarda destek veren, sazlarımıza sponsor olan Doruk Arsofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Doruk Beyefendi ve sevgili Yusuf Kıvancı'nın hepinize selam var. Buradan özür diliyorum sevgili kardeşimden. Sevgili Yusuf Kıvancı, bütün Doruk Arsofisi çalışanlarına, bundan da düğün salonlarına, Özçam Hakkı Çam kardeşime de kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Ana sponsorumuz, sizler Çay Time Ana Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Başarslan'a ve bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen başta TV'lik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Akçay Beyefendi, Genel Müdürümüz Fatih Özdemir'e, Genel Yayın Yönetmenimiz Volkan Topkaya, Genel Koordinatörümüz sevgili Akın Çek Beyefendi ve bütün TV'lik çalışanlarına, Ordu'da sevgili Sefat kardeşime ve Aykut kardeşimize, İstanbul stüdyolarında rejide kocaman bir dev kadrosu olan sevgili Hacı abiye, Esin abluya, Bıdık ablamıza kucak dolusu selamlar. Bugün bizimle beraber stüdyoda sabahtan akşama kadar canlı yayın yapıp akşamın bu saatinde de eve gidip dinlenmesi gerekirken bizimle bu yayını paylaşan stüdyo yönetmenimiz sevgili Müjdat kardeşim aynı zamanda da bizimle bütün türkülere eşlik etti. Buradan sevgili Müjdat kardeşimize, kameraman kardeşlerime Adem'e ve Fahriye'ye de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili menajerimiz Pelin Hanım'a ve Birsen Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Saz ekibime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili Hasan'a, Onur kardeşime, Yusuf Emre'ye, Erdem kardeşimize. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Sürçülisan ettiyse kafala ama ben şu korna sesinde takıldım kaldım. Aklıma geldikçe gülüyorum artık hocam. Haftaya bol kornalı, pardon, pol türkülü günlerde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Sürçülisan ettiyse kafala. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Lütfen TV'lik ekranlarında kalın. Türkü tadında kalın. Allah'a ısmarladık. Haydi bakalım. Kaderime sayar.
Çay Time 5'i bir yerdeyiz sundu.